Son zamanların bir numaralı gündem maddesi elbette COVID-19. Yaşam standartlarımız bu hastalık koşullarına adapte edildi bile. Ancak önümüzdeki yıllarda insanoğlu çok daha önemli bir sorunla karşı karşıya kalabilir. Su krizi. Su, yaşamın en temel kaynaklarından biri. Mavi gezegen olarak bilinen dünyanın %70'i sudan oluşuyor. Ancak bu suyun yalnızca %1'i kullanılabilir özellikle. Sanayileşme, nüfus artışı ve tabii ki iklim değişikliği, yerküredeki kullanılabilir su kaynaklarının azalmasına neden oluyor. Bir zamanlar bedava kullanılan, herkesin erişimine açık temiz su kaynaklarına erişim lüks olmaya yakın. Dahası eğer doğru adımlar atılıp gerekli önlemler alınmazsa özellikle su stresi yaşayan ülkeleri önümüzdeki 20 yıl içinde pek de iyi bir gelecek beklemiyor. Ve tabii su kaynakları kısıtlı hale gelince su uğruna çatışmaların yaşanması da olası. Su kaynakları kıtalar, bölgeler ve hatta ülkeler içinde farklılık gösterebiliyor. Kullanılabilir suya olan ihtiyacın mevcut su kaynaklarına kıyası su stresi terimiyle ifade ediliyor. Buna göre yıllık kişi başına düşen su miktarı 1700 metreküpün altındaki bölgeler yoğun su stresi yaşıyor. Haritada kırmızıyla gösterilen yerler su stresinin en yoğun yaşandığı bölgeler. Sarı bölgelerse henüz böyle bir sorunla karşı karşıya değil. Yani aslında su kaynakları dünyada eşit şekilde dağılmıyor. Örneğin Kanada gibi bazı ülkeler su kaynakları açısından oldukça şanslıyken Arap Yarımadası'ndaki ülkeler yoğun su stresiyle karşı karşıya. Aslında su kaynakları üzerindeki mücadele yeni değil. Tarihte önemli uygarlıklar her zaman verimli su kaynakları etrafında kuruldu ve su kaynaklarının kontrolü için pek çok mücadele verildi. Ancak bir zamanlar su kaynakları bakımından zengin şehirler ve bölgeler de bugün su sorunuyla karşı karşıya. Bu da hidropolitiğin öneminin giderek artmasına sebep oluyor. And this is one of the top three crises facing the globe today, along with HIV/AIDS and malaria. This is one of the most deadly crises facing the world. Su stresinin asıl sıkıntısı yerine koyabileceğimiz ikame bir ürün yok. Yani petrolde bir sürü ikame ürün var. Petrol kullanmazsınız, doğalgaz, elektrik kullanırsınız, gittikçe gelişen unsurlar var, ikame edilebiliyor. Suda bu imkan yok. Dolayısıyla su kıtlığı çeken, yani yıllık 1500 metreküp altında vatandaşına su kullandıran ülkeler su stresi altına giriyor. Özellikle bu Orta Doğu'da, bize çok yakın bölgede gözle görülen bir sorun. Sınırlı su kaynakları açısından medeniyetlerin beşiği sayılan Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi dikkat çekiyor. Avustralya, Güney Afrika, İspanya, Hindistan, Küba, Hong Kong öne çıkan diğer bölgeler. Hal böyle olunca ülkeler arasında su rekabetinin yaşanması ihtimali akıllara geliyor. Hindistan'la Pakistan İndus üzerinde, Etiyopya, Sudan ve Mısır Nil üzerinde, İsrail ve Arap ülkeleri Ürdün Nehri Havzası üzerinde bir mücadele içinde. Türkiye, Irak ve Suriye arasında ise Fırat ve Dicle üzerinden bir ihtilaf söz konusu. Ancak son zamanlarda su stresinin yoğun olduğu ülkeler artık ya işbirliği ya da modern teknolojiler kullanarak bu sorunla başa çıkabiliyor. What's interesting and important is that it's not necessarily related to water stress. People have across borders or between users, there are often political stresses even when there's plenty of water. Su ihtilaflarındaki temel sorun bir su kaynağı üzerinde yukarı kısımda olan ülkenin diğer paydaşlarla herhangi bir anlaşma olmadan bir proje başlatmasından kaynaklanıyor. Buna en iyi örnek son yıllarda gündemi meşgul eden Hedasi Barajı'nın inşası ve ülkeler arasında yarattığı sorun.
sorun çeken ülkelere duyarsız kalmanız zaten mantıklı değil. Petrol sıkıntısı çeken ülkeye duyarsız kalırsınız, bir açıklamasını yaparsınız ama suda ve yiyecekte bunlar geçerli değil. O yüzden su sorunu çeken ülkelerin komşusunun bol suyu varken ya da nehir aşan sularda kendi topraklarında da geçerken yukarıda nehri keserseniz sizi kimse anlamaz dünyada, tepki gösterir. Bu tepki de kendi içinde haklıdır. Karşı karşıya olduğumuz en önemli problemse suya erişme maliyeti. Milli geliri yüksek ülkeler bu konuya ciddi bütçe ayırıp ülkelerinin kısa ve orta vadede susuz kalmasını engelleyebilir. Örneğin Suudi Arabistan tuzlu sudan tatlı su elde edebiliyorken İsrail su kullanımında oldukça başarılı teknolojik planlar yapıyor. Ancak ekonomik olarak yoksul ülkeler bir de su stresiyle karşı karşıya kalınca birçok insanın hayatı doğrudan etkileniyor. Suya erişim Birleşmiş Milletler tarafından bir insan hakkı olarak tanınsa da dünya nüfusunun %40'ını barındıran 80 ülke su sıkıntısı çekiyor. Ve ne yazık ki suyun etkin kullanılması için atılan adımlar yetersiz. Örneğin Türkiye'de her 4 kişiden biri su israfına duyarsız. Su kullanımının önemli bir kısmı %70'i tarımda kullanılıyor. Evsel kullanımlar ve sanayi kullanımlar var. Tüm dünyada tarımda su kullanımını akıllı uslu bir yere oturtturması beklenir ülkelerin. Türkiye'de de beklenen. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğinin uzun vadedeki olumsuz etkileri düşünüldüğünde tüm dünyada suyun etkin ve verimli kullanımı için gerekli adımların atılması yüksek derecede önem arz ediyor.